Merhaba, iyi günler. Salı günü Levent Gültekin ile Sedat Peker'in başlattığı, açığa çıkarttığı iktidar savaşlarını konuşmuştuk. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrıyla beraber işin rengi iyice değişti ya da değişmişe benziyor. İşte son aşamayı yine Levent'le konuşacağız. Levent, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi bu Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın Cumhuriyet'teki sözleri var, çok çarpıcı. Onu biraz sonra bırakalım, ben sana hemen şey soracağım. Salı günü söylediklerin, daha önceki yayında da söylediklerin, tarif ettiğim bir iktidar savaşları, mevzilenme fotoğrafı var, tablosu vardı. Önce Salı günü Bahçeli Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Tasma lafını da kullanarak ama. Ertesi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Binali Yıldırım'a hem de Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Yani senin çizdiğin tabloda daha çok Erdoğan'ın mecburiyeten davrandığını ve yanlışsam düzeltirsin, Bahçeli'nin çok daha etkin olduğunu tasvir ediyordun. Bu yaşananların da senin söylediklerini doğruladığını düşünüyorsun herhalde, öyle mi? Şimdi ben zaten Erdoğan'ın grup toplantısında muhtemel bir sahip çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu o yayında da söylemiştim. Çünkü Erdoğan bu tartışmada ya da bu kavgada kontrolü kaybetmek istemiyor. Yani kendisinin kontrolünde bir mesafe yol almayı birinci öncelik haline getirmiş. O grup konuşmasında Süleyman Soylu'ya sahip çıkmamış olsaydı kavga çok hızlı bir şekilde su yüzüne çıkacaktı. Muhtemelen Erdoğan da kontrolü kaybedecekti. Şimdi Erdoğan için en önemli şey bu mevcut ittifak onun kontrolü olmadan yani onun kontrolü dışında bir bozuntuya uğramaması. Çünkü bozuntuya uğradığı an hem Türkiye'deki kontrolü kaybediyor hem de iktidardaki kontrolü kaybediyor. MHP'nin ya da Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın bir tavrından dolayı kopmaları durumunda toparlayamayacak aşama geliyor. O yüzden ben grup toplantısındaki Erdoğan'ın Süleyman Soylu'ya yaptığı sahip çıkışı çok yüzeysel, çok göstermelik olduğunu düşünüyorum. Şuradan, nereden çıkarıyorum bunu? Biz biliyoruz ki Erdoğan'ın hakikaten iktidara yapılan yönelik saldırılar ya da iktidara yönelik eleştiriler ya da arkasında bilmem Türkiye'ye saldırıdır diye gördüğü herhangi bir olayı köpürte köpürte saatlerce kullandığını her konuda biliyoruz. Yani ortalama bir muhabirin bir sözünü de alıp saatlerce onun üzerinde Türkiye'ye saldırı var falan diye kullanıyor. Ya da diyelim bir gazeteci dil sürçmesi sonucunda veyahut bir siyasetçinin dil sürçmesi sonucunda ortaya çıkan yanlış bir cümleyi de alıp saatlerce kullanıyor. Fakat grup toplantısında o kadar uzun bir grup toplantısında Süleyman Soylu bir cümle geçti orada. O da sadece yanındayız falan ama ben o grup toplantısının önemli bir kısmının Süleyman Soylulara tehdit olduğunu içerdiğini düşünüyorum. Mesela bir tanesi bir cümle, halkımız kimin çetelerle kol kola olduğunu izliyor. Bu tamamen onlara verilmiş bir mesajdı. İzleniyorsunuz. İki, Peki. habire sıklıkla Buyur, devam et. habire sıklıkla İşte halkımızın bize verdiği yetkiyi devretmedik, devretmeyeceğiz. Kimseye bırakmadık, bırakmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz falan. Bütün bunlar Süleyman Soylu ve ortaklarına vermiş olduğu bir mesajdı. Ben zaten bekliyordum. Erdoğan sahip çıkmama ihtimali yoktu. Çünkü tekrar söylüyorum, kontrolü kaybetmek istemiyor, zaman kazanmak istiyor. Salı günü ya da pazartesi günüydü herhalde bizim konuştuğumuzdan ya bir gün önce ya da aynı gün biliyorsun HSK 3500'e yakın hakim savcının yer değiştirme kararnamesini açıkladı. Ben mesela hemen bir arkadaşımdan şöyle bir duyum aldım Ankara'da. MHP'de olağanüstü bir öfke var çünkü çok önem verdikleri bazı hakim ve savcılar görevden alınmış. Belli ki Erdoğan aynen FETÖ operasyonlarında olduğu gibi kamuoyu önünde kontrolü kaybetmeden ilişkiyi, o kavgayı su yüzüne çıkarma el altından kendince bir operasyon çekiyor, kendince bir ayarlama yapıyor. Bu devlet içerisindeki bu mevcut yapının gücünü azaltmaya dönük. O yüzden o beklediğim şey değildi. Yani ben mesela daha ileri gideyim. Bu da bir yorum. Tutar mı tutmaz mı ne kadar doğru bilmiyorum. İzleyicilerimiz bilir. Ben mesela Meral Akşener'le ilgili yaptığı o akıl almaz tehdidin de biraz bu konuların konuşulmasını engellemeye dönük
biraz kendin yani bu operasyon yaptığı operasyonların üzerinden dikkatleri çekmek, kavganın çok konuşulmasını engellemeye dönük bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Cumhurbaşkanı o kadar akıllı. Bu Akşener meselesi bunu böyle yorumlayan yani gündem değiştirme çabası gibi yorumlayan çok kişi oldu ama orada gemileri çok yakar gibi bir tavrı var. Yani yarın öbür gün bir taraftan Bahçeli ile olan meselesini sorunlu olarak tarif ediyorsun. Ama yarın öbür gün Bahçeli ile yolu ayrılırsa ilk aklına geleceklerden birisi Meral Akşener olmak durumunda. Yani bu kadar sert bir çıkış çok sorunlu değil mi? Erdoğan'la Bahçeli arasındaki geçmişte söylenen sözlerden sence daha mı sert? Yani birbirine neredeyse zürriyetsiz diyecek. Yani Bahçeli'ye böyle dedi hatırlıyorsak değil mi? Miting meydanlarında çocuğu, Bahçeli'nin çocuğu olmamasını bile diline dolamıştı. Ama sonuçta geldiler bir çıkar ittifakında bir araya geldiler. Bundan sonra gelirler anlamında söylemiyorum. Erdoğan şu andaki birinci önceliği muhalefete gitmek, muhalefetle ittifak yapmak yok. Erdoğan her halükarda kendi içerisinde pozisyonunu koruyarak bunları gerileteceğini, etkisiz hale getireceğini bir süre sonra Süleyman Soylu'nun kendiliğinden hani olgunlaşmış bir meyvenin olgunlaşmış bir yaprağın düşmesi gibi kendiliğinden düşeceğini, kendi alanında güç kazandıkça hem toplumsal anlamda hem de bürokrasideki o gücünü tesis ettikçe MHP'nin de bir miktar geri çekileceğini hesap ediyor. Yoksa kafasında bunlarla bu ilişkiyi bitireyim henüz böyle bir aşamaya geldiğini zannetmiyorum. O yüzden de mesela ben Meral Akşener'le ilgili sözünü yine bu yorum bir bilgi değil. Şöyle de yorumluyorum. Bir taraftan kavga sürdürdüğü diğer ortaklarına bakın ben bunlara gitmek gibi bir niyetim yok. Öyle bir şey olsa bu kadar araya açmam. Yani buraya bir anlamda ben buradayım. Siz beni çok sıkıştırıyorsunuz. Alan bırakmadınız. Biraz geri çekilin bakalım. Bir o geri itme operasyonu yapıyor. Eğer gerçekten ipler koparsa bu sözleri Tayyip Bey 2 dakikada telafi eder. Yani Tayyip Bey'in siyasi anlamda öyle kıvraklığı vardır. Döner 2 dakikada ya şu anda memleket geçmiş sözlerimizi unutalım. Ülkenin durumu çok şöyle, her birimizde şöyle sorumluluk düşüyor. İşte konuşalım, edelim falan filan diye 2 günde dünkü konuşmasını unutturabileceğini düşünüyorum. Ama bence henüz Erdoğan'ın kafasında bir muhalefete dönmek, muhalefetle konuşmak, onlarla ittifak yapmak yok. Peki bu Soylu'ya Bahçeli'nin sahip çıkmasını gerçekten sahici bir yan yana duruş olarak mı görüyorsun? Evet. Çünkü orada bir ittifak var. Yani orada Soylu, Perinçek, MHP, Ağar, hatta Çakıcı. Bütün bunların birlikte olduğu bir ittifak var. Bu çok dostluk üzerine kurmalarına gerek yok. Aynı amaca matuf bir ittifak. Birbirlerini sevmiyor olsalar bile. Bu ittifakın temelinde bu kafanın biraz daha etkin olduğu bir iktidar yapısı. Hatta tamamen su yüzüne çıktığı, hani at koşturduğu bir iktidar yapısı. O yüzden ben şimdi Berat Albayrak görevden alındığında ben kendi programımda yine bir duyumumu aktarmıştım. Berat Albayrak MHP'nin talebi üzerine alındı diye. Yani MHP böyle bir şart koştu. Hatta askıda ekmek fabrika şeyini, kampanyasını da biraz Berat Albayrak'ı yıpratmaya dönük yapılmış bir kampanya. O zaman söylenmişti böyle şeyler oluyor diye. Ben Süleyman Soylu cesaretini MHP'den aldığını düşünüyorum. Yani MHP'nin onun yanında duruyor olması Süleyman Soylu'yu bu kadar Erdoğan'ı tehdit edecek kadar cesur yapıyor. Süleyman Soylu şunun farkında. MHP olmadığında Erdoğan olmuyor mevcut sistemde. Başkalarına da gidebilecek durumu yok. Onu da bırakmıyorlar zaten. O yüzden de ben Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya sahipliğini sahici bir sahiplenme olarak görüyorum. Erdoğan'ınki sahici bir sahiplenme değil. Burada Berat Albayrak demişken başta değindiğim Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a bir söz edelim. Kendisi Berat Albayrak'a yakın olarak biliniyor. İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına terfi edildi ama aslında kızağa çekildi gibi de okundu Soylu tarafından. En son Soylu onun Sedat Peker'e koruma tahsisi meselesinde topu ona attı biliyorsun. Ve o da bugün Cumhuriyet'te Seyhan Afşar'ın haberinde var. Çok ilginç bir haber, çok çarpıcı bir haber. Aslında bu haber
önümüzdeki iktidar savaşlarının, yani süren savaşların ne kadar sert geçeceğinin de göstergesi. Açık açık hiç lafını sakınmadan ne diyor? Açığa alınmayı bekliyor musunuz diye soruyor muhabir Seyhan Afşar. O da diyor ki Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var, dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var deyip yine tabii Erdoğan'ı sahip, Erdoğan'ı yüceltiyor. Görelim bakalım kim açığa alacak Mustafa Çalışkan'ı diye devam ediyor. Çok merak ettim. En sonunda Soylu'nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu sorusuna verdiği cevap da çok çarpıcı. Bence toplum rahatsız, benim rahatsız olmam çok da önemli değil. Normal şartlarda Emniyet Müdür Yardımcısı İçişleri Bakanı'na bağlı değil mi? Ya böyle bir aleni bir olay var. Buradaki bu kişinin Berat Albayrak'a yakın olduğunu ve o yüzden de Süleyman Soylu tarafından biçilmiş olduğunu da düşündüğümüzde bu açıklamalarını nereye koymak lazım? Şimdi yine seninle yaptığımız konuşmada bir atıf yapmıştık, hatırlıyorsan demiştik. FETÖ ile yapılan kavgada yöntemler o kadar birbirine benziyor ki bir daha dejavu yaşar gibiyiz. Bir tarafta bir devlet var, öbür tarafta bir paralel yapılanma var. O paralel yapılanmanın kontrolünde olmayan bürokratlar teker teker bu taraf harcamaya çalışıyor, öbür taraf korumaya çalışıyor. Hatırlıyorsan o zaman da FETÖ, milli görüş kökenli Erdoğan'a yakın bürokratlara hedef yapıyorlardı. Bir tanesi, yanılmıyorsam şimdi adını hatırlamayacağım, Sakarya Emniyet Müdürü'ydü o zaman. Evet. En çok FETÖ'nün hedefe koyduğu emniyet müdürlerinden biriydi. Onun en temel özelliği Tayyip Erdoğan'la aynı kökenden geliyor olmasıydı. Şimdi Süleyman Soylu'nun verdiği iki tane isim var. Bir tanesi Mustafa Çalışkan, öbürü de Selami Altınok. Ben ikisini de tanıyorum. İkisi de milli görüş kökenden gelen, Erdoğan'a en yakın isimler bürokraside Erdoğan'ın en çok güvendiği. Selami Altınok, yanılmıyorsam Aksaray valisiydi. Onu aldı getirdi Tayyip Erdoğan o şeyden 25 Aralık'tan sonra getirdi İstanbul ya valisi yaptı ya emniyet müdürü yaptı. Emniyet müdürü. Olabilirim. Emniyet müdürü. Emniyet müdürü. Evet. Evet, emniyet müdürü yaptı. Ben ne kadar yakın olduğunu o zaman biliyorum. Bayağı bir yakındı böyle hani direkt ona bağlı çalışıyordu. Arada İçişleri Bakanı yoktu o kadar. Orada en önemli işlerini onunla yaptı ki biliyorsun 17-25 Aralık'tan sonra böyle en güvendiği insanlarla Tayyip Erdoğan iş tuttu ki başına yeni bir kaza gelmesin diye o FETÖ mensuplarının şeyiyle ilgili. Sonra onun oradaki yaptığı işlerden dolayı ödüllendirdi ve onu aldı partiye milletvekili yaptı. Şimdi Süleyman Soylu da aynen FETÖ taktiğine benzer Erdoğan'ın en yakınındaki iki tane milli görüş kökenliği hedef alıyor. Biri Mustafa Çalışkan, öbürü de Selami Altınok. Sedat Peker'e bunlar imza verdi diye. Şimdi bugünkü Mustafa Çalışkan'ın konuşmasına baktığımızda kavga biraz daha su yüzüne çıkmış hali bürokraside. Şimdi bir emniyet müdür yardımcısının çok açık bir şekilde alsın da beni görelim meydan okuması pek anlaşılır bir şey değil. Ben burada da muhtemelen Erdoğan'ın emniyet müdürünü yiyeceğini tahmin ediyorum. Yani Mustafa Çalışkan'ın açıklamasından Erdoğan'ın şu anda rahatsız olduğunu ve muhtemelen bu kavganın onun kontrolü olmadan bir şekil almasını istemediği için Mustafa Çalışkan'ı bir süreliğine geri çekeceği, açığa alacağını, bir tarafa çekeceğini ve bu kavgayı kendi inisiyatifinde yöntemini, üslubunu, yaklaşımını kendisinin belirlediği bir tarzda sürdürmeye devam edecek. Bunun şöyle bir nedeni var Rujen. İki tarafta hem MHP ve Süleyman Soylu hem de Tayyip Erdoğan kavgayı yapan, yani açığa çıkaran taraf olmak istemiyorlar kamuoyu nezdinde. Çünkü ikisi de milliyetçi muhafazakar taban nezdinde mağdurluğa oynuyor iki tarafta. Yani Erdoğan öyle bir noktaya getirecek ki bunlar aynen FETÖ'de olduğu gibi bir operasyon çektikleri an, işi bozdukları an Erdoğan'ın çıkıp topluma, milliyetçi muhafazakar tabana görüyorsunuz. Her şeyi yaptım. Aynen cemaatte olduğu gibi. İstedikleri her şeyi verdim. Buna rağmen memnun edemedim. Bunlar başkalarıyla iş tuttular, çıkar ilişkisine girdiler, Marina'ya el koydular, onun malına el koymaya kalktılar, bunun malına el koymaya kalktılar.
Gördünüz, videolarda izlediniz. Mafyayla iş tuttular. Benim en yakınımdaki insanlara operasyon çektiler. Ben ancak bu kadar getirebildim bunları diyebilecek zemini bekliyor. Aynı şeyi Süleyman Soylu da bekliyor, MHP de bekliyor. Süleyman Soylu gücünün bir kısmını bu milliyetçi muhafazakar tabandaki kendisine olan ilgiden alıyor. O ilginin lidere ihanet ettiği damgasıyla azalmasını istemiyor. Habire kamuoyu önünde arkandayız, yanındayız, sonuna kadar emrindeyiz, destekliyoruz cümlesi tamamen ben çok sadığım, yerimdeyim, hiçbir şey yanlış yapmıyorum. Eğer beni atacaklarsa da bunlar atacaklar. Ey halkım görüyorsun ben terörle şöyle mücadele ettim, mafyayla şöyle mücadele ettim ama bunlara ağır geldi taşıyamadılar beni. Şimdi ikisi de kamuoyu önünde bir mağduriyete oynadığı için açıktan hiçbir şey yapmıyorlar. Adamlar üzerinden birbirleriyle bir gardına alma var. Ama dediğim gibi Tayyip Bey bunun kontrolünü bırakmayacaktır. Ta ki sonuna kadar kendi kontrolünde götürecektir. Konuşan Bülent Arınç gibi mesela. Bülent Arınç'ı bile harcamak durumunda kalmasının nedeni bu kontrolü kaybetmemeydi. Yoksa Bülent Arınç'a ben Tayyip Bey'in çok fazla böyle kızdığını daha ileri gideyim. Birazcık o mahalleyi biliyorsam, birazcık o siyasetin aktörlerini tanıyorsam Bülent Arınç Tayyip Bey'den izinsiz o konuşmayı asla yapmamıştır. Ha bu kadar ayrıntıyı konuşmamıştır ama bir çerçeveyi çizmiştir efendim ben böyle bir şey yapacağım diye. O da bir bak bakalım ne getirecek ne götürecek anlamında. Sonra da Tayyip Bey kontrolü kaybediyor diye sahip çıkmayıp Bülent Arınç'ı harcamak durumunda kaldı. Böyle birilerini harcayacaklar ta ki Tayyip Erdoğan hani meşhur şey var ya şu belimi bir doğrultayım diye belini doğrultana kadar şu anda belini doğrultabilecek durumu yok. Burada Süleyman Soylu bahsine gelecek olursak ben geçen bir yayında şu değerlendirmeyi yaptım. Kendi başına Sedat Peker'le baş edemedi. Yani önce Bahçeli, sonra Erdoğan sahip çıkmasaydı Süleyman Soylu yapayalnız ve tamamen iktidarı kalmamış bir siyasetçi olacaktı. Onları sayesinde ayakta duruyor ve dolayısıyla artık bir ileriye yönelik falan bir şansı kalmadığını söyledim. Katılır mısın? Süleyman Soylu'nun tek başına bir anlamı yok. Onu kendi de biliyor. Yani ne yapacak? Parti kursunu %5 bile alamaz ki şu anda. Bakma. Evet, Süleyman Soylu istifa ettiğinde hatırlıyorsan çok büyük bir kampanya olmuştu geri dön diye. O zaman epeyce arkadaşımız analiz yapanlar, yorum yapanlar Süleyman Soylu'nun çok güçlü olduğuna dair yorum yapmışlardı. Ben de şöyle demiştim. Süleyman Soylu gücünü Erdoğan'a yaptığı hizmetten alıyor. Yani ona olan ilgi şöyleydi. Halk aslında ona şunu dedi. Reisin yanında senin gibi bir adama ihtiyaç var, nereye gidiyorsun? Reisi yalnız bırakma. Süleyman onu kendisine olan ilgi zannetti. O yüzden de Süleyman Soylu bütün siyasetçilerin girdiği bir sarhoşluğa kapılmış olma ihtimali çok yüksek. Etrafından aldığım duyumlarım yine öyle. Bu kendi siyasi liderlerden sonra çok beğeni alan siyasetçi, en çok beğeni alan siyasetçi olmasını kendi kişisel başarısı, kendi kişisel beğenisi zannediyor. Halbuki değil. Tayyip Erdoğan'ın ekibinin de Tayyip Erdoğan'a en iyi hizmet eden, onunla en iyi uyumlu çalışan, en yiğit, en cesur, en ağzı laf yapan bir aktör pozisyonunda o ilgiyi alıyor. Eğer Süleyman Soylu hem Bahçeli'nin desteğini kaybetsin, hem Erdoğan'ın desteğini kaybetsin, Sedat Peker'e yenilmiş bir aktör olarak sokağa çıksın, ben parti kuruyorum desin, hiç iddia etme, yani bu kadar iddialı da konuşabilirim, %3'ü 5'i bile bulamaz. Öyle bir şey, öyle bir aktörlüğü, öyle bir liderliği, öyle bir tabanı da yok. İster istemez bu ikisinin, daha doğrusu bu ittifakın gücüne ihtiyacı var, şeye, MHP'li olan ittifakın desteğine. Orada beraber bir şey yapıyorlar. Yani o tek başına bir şey yapmıyor. MHP'nin de talepleri, rahatsızlıkları var. O hep beraber bir yol almaya çalışıyorlar. Burada Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıktı. Bu da şunu gösteriyor ki o bütün Interpol kırmızı bülten çıkarmayarak şunu yaptı, bunu yaptı olaylarının aslında ne kadar baştan savma olduğunu gösteriyor. Daha yeni yakalama kararının yeni çıktığı düşünürse kendin karar çıkartmamışsın, Interpol'den neyi istiyorsun gibi bir durum çıktı. Her neyse şimdi Peker ne yapacak sorusu var önümüzde. Pazar gününe yine saatleri kurdurdu, ilan etti. Ben geçen 3 tane seçenekten bahsettim. Zaten herkesin de aklına gelebileceği gibi. Bir,
susmak tamamen buraya kadarmış diye. Onun olmayacağı anlaşılıyor. En azından bu pazara kadar susmayacak. Ama belki pazar günü bir video yapar, der ki bu son videom der vesaire. Onu da susmak olarak kabul edebiliriz. Bir diğeri eskisi gibi devam etmek. Erdoğan'ın bütün açıklamalarını vesairelerini tamam, ama işte yine Tayyip abiyi yanlış bilgilendiriyor çevresi modunda. Eski kaldığı yerden devam etmek. Üç, en ilginci bu olur tabii. Erdoğan'ı da doğrudan karşısına almak. Ben açıkçası eskisi gibi devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabii bunu bilmek mümkün değil. Çünkü çok değişik bir adam olduğu ortaya çıktı şu ana kadar. Çok kestirilebilir birisi gibi de gözükmüyor. Sen ne dersin? Nasıl bir şey bekliyorsun? Pazar gününü ve sonrasını tabii. Şimdi Erdoğan'ın grup konuşmasından sonraki Sedat Peker'in tepkilerine baktım. O da herkes gibi bunun Süleyman Soylu'ya bir koruma kalkanı olarak yorumladığını ilk tepkilerinde. Erdoğan'ın da kendisini anlamadığını, Erdoğan'ın da teslim olduğuna dair bir yorum çıkarmış o konuşmadan. Ve o öfkeyle birkaç tane tweet attı, meydan okuyucu tweetler. Ama sonradan muhtemelen ya uyaracaklar ya uyardılar bunu. Bu bir şey değildir diye, bütünüyle sahip çıkma değil diye. Yani bu dediğim gibi bilmemiz teknik olarak mümkün değil. Ama bir tahmin yürütebiliriz. Ben düşük profilde sürdüreceğini ve tam olarak anlamaya çalışacak Erdoğan hangi tarafa doğru. Yani bunlarla bütünüyle teslim olmayı mı seçiyor bu şeye, yapıya, kadroya? Yoksa hayır, kontrolü kendinde bir ayrı bir mücadele mi sürdürüyor? Bence onu anlamaya çalışacak. Onu anlamaya çalışırken biraz hamaset, biraz böyle milleti konuşturacak, popülaritesini sürdürmeye çalışacak, kendi üzerindeki ilgiyi düşürmeden hani böyle kendini konuşturacak birkaç tane malzemeyle bir orta düzeyli bir videoyla devam edebilir. El altından bir mesaj giderse buna, dur tamam daha fazla bozma, biz kendimizce bir yol yürüyoruz, yani o mücadeleyi o zaman daha sonlandırabilir, ama sonlandırması pek şey gözü mümkün gözükmüyor. Çünkü dikkat ettim, biraz baktım, inceledim. Pek hoşuna gitmiş bu ilgi, videolar, izlenmeler, konuşmalar, toplumun dikkati. Onun tadını çıkaracak herhalde. O belli ki o olağanüstü bir şöhret, ilgi. Onu bir günde, yani o stratejik akılı uygulayacak öyle bir durumda biri değil. Bir dakika, ben artık bir yere geldim. Şimdi bunlar, çünkü o şeye kapılma ihtimali çok yüksek. O akıma, ilgi akımına. Benim kişisel tahminim orta düzeyde bir videoyla varlığım, ben buradayım, devam ediyorum, durmadım, bekliyorum. Sizi de izliyorum, bakalım nasıl bir yol alacaksınız diye. Benim burada asıl dikkat ettiğim, şimdi bundan maaş aldığı söylenen ve adı ortaya atılan Metin Külünk diye atıldı ortalığa. Ve Metin Külünk'ün çıkıp tek bir gün hayır o ben değilim, ne saçmalıyorsunuz gibi bir açıklama yapmamış olması çok enteresan. Çok sessiz bir şekilde izliyor. Muhtemelen o, yani şimdi o ayda 10 bin dolar para alacak kadar bir ilişkisi varsa muhtemelen o ilişkiyi de yönetiyordur. Yani o aradaki şeyi de yönetiyordur. Bir dakika, hani o yüzden orası çok enteresan. Orada bir enteresan bir sessizlik var. Adam ben almadım demiyor. Adı dolaşıyor. Her tarafta haber oldu. Gazeteciler ekranda dillendirdiler bu mu değil mi diye. Süleyman Soylu hani savcılığa vereceğim falan filan dedi diye. Dedi ama somut bir şey almamış olsa da onun inkar etmemesini ben bir ittifak, o yani orayla Sedat Peker arasında bir ittifak anlamına yorumluyorum. Yanılıyor olabilirim ama bana öyle geliyor. Burada tabii onun dile getirdiği bir yıl somut iddia var. Mesela Hürriyet Gazetesi'nin baskını, Kutlu Adalı olayı, o Kutlu Adalı olayına verilen cevapların, Korkut Eken'in falan verdiği cevapların hepsi çok baştan savma, yani baştan savma dediğim hiçbir ikna edici yanı yok. Ben Kıbrıs'taki PKK faaliyetlerini incelemeye gittim Atilla Peker'le diyor. Yani bir kere hiçbir resmi görevi yok. Diyelim ki hani bir örtülü bir görevi var Atilla Peker'le. Niye gidiyor PKK şeyine, onun ne görevi var, böyle karma çorman ve bunların hiçbirisinin hakkında da
somut olarak bir şey yapılmışa yapılacağı da benzemiyor. Yani bunlar ama kolay kolay örtülebilecek meseleler de değil. Yarın öbür gün mesela bunları Erdoğan ya da bir başkası karşı tarafı tasfiye etmede kullanabilir mi? Kesinlikle şu anda yapması demek savaş açmak demektir. Şu anda bence Erdoğan onların her birini altında tutuyor. Eğer gerçekten bir savaş çıkarsa bunların her birinin hızlı bir şekilde bir dosya gözaltı almalara dönüşeceğinden hiç zerre kadar şüphe etmiyorum. Yani ama şu anda böyle bir soruşturmaya dökülse, şu anda böyle bir hadi gel bakalım Korkut Teken'e deseler, gel bakalım anlat sen Sedat Peker'in kardeşiyle niye gidiyorsun? Neydi ki bunun görevi, pozisyonu? Hani bugün Ahmet Hakan yazmış ya, biz sorduk Hürriyet olarak cevap vermedi. Benim konuşmam buraya kadardır dedi deyip bırakmış. Muhtemelen Marina meselesi de bu Kıbrıs meselesi de Erdoğan'ın şimdilik bir tarafa koyduğu bir şey, dosya. Eğer kavga su yüzüne çıkarsa ilk operasyon yapılacak dosyalardan biri. Fakat daha önceki yayında da söylemiştik. Biz bu yapının Erdoğan'ın önüne ne koyduğunu bilmiyoruz. Bu sadece bir ortaklığı bozma meselesi olmadığını, yani Erdoğan sadece ortaklığı bozmak istemediği için bunlarla kavgayı su yüzüne çıkarmadığı meselesi olmayabilir. Bunların elinde ne tür dosyalar, ne tür kasetler olduğunu, Tayyip Bey'in önüne koyup koymadıklarını bilmiyoruz. Eğer böyle bir şey varsa Tayyip Bey kıpırdayamaz hale de gelmiş olacak. Aynen tekrar dönüyorum. Nasıl ki 17-25 Aralık'ta FETÖ elindeki bütün o yolsuzluk belgelerini, kasetlerini önce Tayyip Bey'e bir pazarlık unsuru olarak kullandılar. Şey olmayınca da, istediklerini alamayınca da patlatmak durumunda kaldıkları gibi bunlar da muhtemelen tahmin Tayyip Bey'in önüne bir ona benzer bir dosya, bir kaset, bir şey, bir tane değil belki 10 tane çok da büyük ses getirebilecek şeyler koymuşlardır ve sadece hareket alanını daha da daraltmaya çalışıyorlardır. O yüzden Tayyip Bey eğer Marina meselesine, Korkut Eken meselesine dönük bir yargı hamlesi başlattığı an öbür tarafa zümnen şunu da demiş oluyor. Siz de elinizdekilerle ilgili aynı hamleyi başlatabilirsiniz anlamına geliyor ki ben böyle bir meydan okuyabilecek durumda olduğuna en küçük ihtimal vermiyorum. İzleyicilerimizin şunun dikkatini çekeyim. Biz Tayyip Erdoğan'ı hepimiz iyi tanıyoruz 19 yıldır ki benim daha geçmişim de var. Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu'nun ekrandan tehditlerine yutacak, boyun eğecek, alttan alacak bir kişiliğe sahip biri değil. Yani nedir o tehdit? Benden önceki İçişleri Bakanlarının evinde para makinesi vardı. İşte ben değil bilmem Adalet Bakanı ben tutuyorum Adalet Bakanı şöyle yapıyor. Yani Erdoğan etrafındaki isimlerin tamamını böyle yem olarak ortalığa atması, azdan az gider çoktan çok gider sözüyle üstü kapalı bir tehdit savurması. Sayın Cumhurbaşkanı beni isterse gece saat 2'de bir kararnameyle alır. Yani alabiliyorsa alsın anlamına gelebilecek gibi şeylerle bunları Erdoğan yutabilecek bir adam değil. Yutması neden dediğim gibi sadece ortaklığı bozmamak olmayabilir. Hakikaten köşeye sıkışmıştır. Elinde dosyalar vardır. Onu da kontrol, yani bir de onu da kontrol altında tutmak istiyordur. O yüzden hiçbir taşkınlığa izin vermeyecektir. Ne bir dava açılması, ne bir savcının harekete geçmesi, ne bir emniyet müdürünün konuşması, ne bir milletvekilinin konuşması hiç kimseye müsaade etmiyor. Tamamen kendi kontrolünde kendisi bu kavgayı istediği istikamette sürdürecek ki dediğim gibi bir kontrolü kaybetmesin. Ama ben bunun kontrolü edilebilir bir kavga olduğu kanısında değilim. Artık kimsenin kontrol edemeyeceği ve bu arada tabii kavganın şiddetlenmesi ve kaybın kaçınılmazlığının görülmesiyle birlikte birçok kişi canavliyle bir takım hamleler de yapacaklardır gibi geliyor bana. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Hala Berat Albayrak yok. Adı geçiyor. Belli ki bütün bu süreçlerin belli yerlerinde o olmuş ve şu anda kaybeden taraf olarak gözüküyor. Tekrar bu çatışmaların tırmanması ve gelişmesiyle birlikte tekrar devreye girebilir mi? Sen bir ara çünkü dönüşünü mümkün olduğunu söylemiştin. Ama yine hala bir Çamlıca Camii'ndeki görüntü dışında hiçbir şeyini göremedik. Ben muhtemelen Berat Albayrak bu kavganın sonucunu bekliyor. Yani
geri dönmeyenin Berat Albayrak olduğunu duydum. Yani tavır alanın o. Yani beni harcadınız gelmiyorum. Gel denilmiş çünkü kendisine. Hatta çok enteresan bir bilgi paylaşayım. AK Parti kongresine çağrılmış. Oraya bile gitmemiş. Babası Sadık Albayrak, ya çok ayıp oluyor, rezil oluyoruz, bu kadar da olmaz deyip onun yerine kendisi kalkmış gelmiş Trabzon'dan kongreye. Biliyorsun baba Sadık Albayrak Trabzon'da köyde emekliye ayrılmış. Kendi öyle bir röportaj vermişti. Yani koronadan moronadan uzak burada bir hayat yaşıyorum diye. Sadık Albayrak, Berat Albayrak gelmeyince ya ayıp oluyor, bu kadar da yapılmaz falan deyip oğlunun yerini telafi etmek üzere kongreye gittiğine dair duyumlar almıştım. Şimdi Berat Albayrak muhtemelen buradaki kavganın istikametini görmek istiyor. Ne olacağını, hangi boyuta geleceğini, Erdoğan kendi etrafını temizleyecek mi? Bunları geri püskürtecek mi? Bunlardan bütünüyle kopacak mı? Ondan sonra Erdoğan gerçekten hala ayaktaysa, hala varlığını, iktidarını sürdürebiliyorsa ve bunlar bu mevcut yapıdan kurtulmuşsa, o zaman Berat Albayrak'ı yeniden geri alabilir, çağırabilir, onore edebilir. Ama Berat Albayrak muhtemelen bu yapıya taviz verdiğim müddetçe, kontrolü kaybetmeyeyim diye etrafındaki herkesi harcadığın sürece ben gelmeyeceğim diye bir tavır koyuyor. Ben şimdi bu yayını izlerse ya da haberdar olursa Sadık Albayrak ve rahatsız olursa herhalde beni arar ve o öyle değil böyle oldu diye söyler. O da bana yeni bir anlatacak konu eklemiş olur. Levent, burada noktayı koyalım. Pazar günü neler olacağını tabii bekliyoruz ve pazar günkü açıklamanın ardından ek bir takım tepkiler. Süleyman Soylu yine televizyona çıkar mı? Artık çıkmaz diye tahmin ediyorum ama. Bence de çıkmaz artık. Biz yine de bir kere daha tekrarlayayım ben. Gerçekten bir gazeteci yayını yapmak istiyorsa Medyascope'da pekala kendisiyle bir yayın yaparız diyeyim. Çok sağ ol Levent. Bakalım. Ya ben sana demiştim ki sen Süleyman Soylu'yu almak istemez misin demiştim sana yayında. Sen de demiştin ki emin ama değilim demek istiyorsun. Gazetecilik böyle bir şey. O tarihteki modu TRT yayını moduydu biliyorsun. Şimdi artık arada Habertürk'te bir iki tane soru sorabilecek gazeteci kıvamına geldi. Bir sonraki herhalde tamamen serbest bir yayın kıvamına gelir. İşte tam da bizim sıramız belki şimdi gelmiştir. Eğer peki, gelirse beraber yaparız belki. Ha, ben de onu diyecektim. Gelirse ben de soru soran olmak isterim. Tamam. Sorularım var çünkü kafamda. Oldu. Çok sağ ol Levent. Peki. Evet, Levent Gültekin'le yine çok keyifli bir yayın yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Saat 16'da da Kemal Can'la Haftaya Bakış'ta yine bu konuları konuşacağımızı tekrarlamak istiyorum. Şimdilik bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.